Herkese günaydın. Evet, kapımızı da çekelim. Nasılsınız canlarım, iyi misiniz? Beni soracak olursanız, biz böyle hazırlandık ettik. Nereye gidiyoruz? Hollanda'ya, Zübeyde'ye gidiyoruz. Haydi. Hey kızım, demin benim bahçede sandalyemi kurulmuş, oturuyordu orada. Hadi dedeniz gelmiş. Hadi bakalım. Ay, her şeyimizi aldık, hazırlandık. Şimdi kısaca bir kısa bir fırına uğrayacağım. Oradan doğru da bir çiçekçiye uğrayacağım. Ondan sonra artık 2,5 saatlik yolumuz var. Sübeyde'nin kedisine ev, çanta. Al oğlum onu oradan. Şu puzzle'ı versene bana, dur. Ver oğlum. O puzzle'ı versene bana oradan. Onu da oğluna almıştım. Deden nerede kaldı geçen gün. Ver. Şu çantayı aç bana. Şu torbayı aç. Buna şimdi giderken şeker çikolata alalım. Tamam. Evet canlarım benim. Ben Hollanda'ya geldim. Çok iyi. Evet, güzel, hemen soframızı da kurduk. Sağ olsun arkadaşım. Vallahi bir sürü şey hazırlamış. Hemen şimdi el birliğiyle son kalan rötuşları da yaptık. Her şeyi masaya, soframıza koyduk. Ay, şimdi uzun sohbet eşliğinde yemeğimizi yiyeceğiz. Vallahi şöyle çok güzel çiçeklerin arasındayız. İnanılmaz güzel bahçesi, evi, her yeri çok güzel zaten. Hollanda çok güzel bir yer. Böyle. Şimdi ne yapacağız? Yemeğimizi yiyeceğiz. Kahvaltı yapacağız. Artık bu öğlen branşı olarak geçecek bizde. Öyle yani. Kanka dedi, sana dedi kahvemi yapayım, Red Bull mu vereyim dedim, bırak kahveyi. Son Red Bull haklarımı içiyorum. Ondan sonra ebediyen bir daha Red Bull içemeyeceğim nasıl olsa. Dedim boşver kahveyi dedim, her zaman içerim dedim. Versen bana bir Red Bull. Bir Red Bull aç oradan, bir tane Red Bull çek. Sıcaktı. Aynen öyle, çok güzel gitti, soğuk soğuk. Arkadaşım da ben gibi böyle çiçek hastası. Çok güzel çiçekleri. Neyi? Umarım. Aa dur şimdi kamera açık. Allah'ım şunların güzelliğini. Ne kadar güzeller. 8, 3, 2, 7. Hello Sine. Hello Sine balon. Arkadaşın bağına bakar mısınız? Allah, ne kadar güzel üzümler de sarkmış ha oradan. Bakın. Vallahi komple böyle buraya dolanmış. O kadar güzel görünüyor ki. Çok güzel. Bayıldım. Evet, yedik içtik, gözden düştük. Artık kalk git kahvemizi de içeceğiz. Bir kalk git kahvesi. Bu arada kanka sesini çekebilirim. Seni tanıyan herkes çok 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 selamlarını söyledi. Üstümde kalmasın. Aleyküm selam. Şu an isimler tek tek aklıma gelmiyor ama onlar zaten sana böyle sürekli yazanlar. Hatta bir tanesi Instagram'dan falan yazdı ama Feride değil o. Yok değil de şu an aklıma gelmiyor cancağızım, kusura bakma. Ama hepsini çok çok selam verdi. Üzerimde kalmasın söyleyeyim. Aleyküm selam. Benden de size selam. Fincanımızın güzelliği. Gönül isterdi ki saatlerce duram ama zaten 3,5-4 saat olacak neredeyse geleli. Uzun yoldan geldik. Babacığım da bekliyor. Bir kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra artık benden bugünü bu kadar demişim. Hollanda macerandan buraya kadar. Ama bir dahakine ehliyetini al çabuk, erkenden gel. Aa, inşallah. Valla bizde yat. Ben de aile eve çıkarıyorum. Bizde yat diyor. Geleyim diyor. Sonra yerleşeyim mi sen?
Tamam oğlum. Şöyle Hollanda'nın özgü tatlılarından var dedi. Aslında şu an yiyecek hiç halim yok. Çünkü gerçekten çok tıka basa doyduk aslında. Ama illa dedi gitmeden dedi son kez dedi. Bu elmalı turtalardan da denedi de ondan sonra yolcu edeyim artık seni dedi sağ olsun arkadaşım. Artık dediğim gibi son kahvemizi de içeceğiz. Ondan sonra inşallah gideceğiz. Biz şimdi yola çıktık. Ben çok üzüldüm. Evet Gülşen birazcık ağladı daha duralım diye ama zaten bayağı durduk yani 4 saate yakın. Şimdi Hollanda Best. Best miydi? Best. Best'ten çıktık. Nereye gidiyorduk? Winterswijk'e. Winterswijk'e. Buraya kadar Hollanda'ya kadar gelmişken dedik burada kahve çok ucuz oluyor. Hollanda'ya turlayalım. Aynen Hollanda'ya azıcık turlayalım. Saat daha 4.30 mu baba? 5'e 10 var. Ha 5'e 10 var. Kapamadan da. Erken kapanmıyorsa. 6-7 geçe şans artık. Gelmişken dedik saat de erken birazcık öbür tarafı da gezelim. Ondan sonra da artık zaten eve doğru gideriz. Dudağım da uçuklamış çok kötü olmuş. Ve uzun yol gitme sonucu İnşallah çok az kaldı eve gelmek durumundayız. 10-15 dakika bir şey kaldı. Aynen giderken çok çabuk gittik çünkü yollar çok açıktı. Ama dönüşte baya trafiğe kaldık. İşte ne oluyor? Yoğun trafik işte. Ha, yoğun trafik mi oluyor? Tıkanıklık, yol, otoban tıkanıklığı. Ha, aynen otobanda. İş çıkışı. Otobana iş çıkışına denk geldik. Baya yolu şey saatimizi uzattı. Ama şimdi inşallah 15 dakika sonra evdeyiz. Saat de şu an 7.30'a geliyor. Böyle. Bakın mısır tarlalarımız. Almanya hep mısır tarlası. Almanya demeyeyim de bizim buralar hep mısır tarlası. Çiftlik bölgesi olduğu için. Aslında biz resmen çiftlikte yaşıyoruz. Ya bizim bu taraf zaten çoğu hep aynen çiftlik. Ormanlık bölgesi, çiftlik yerleri. Ekinlere bak. Ya bakın ekinler şey verme ne diyordu Recep Vedik Baba ekinler. Bakın ne güzel yapmışlar paketlemişler. Anne. Bakın. Efendim kızım. Buranın eksik. Ne o? Ne gibi ne eksik? Yeni bir günden herkese merhaba. Dünkü Hollanda videomuzun kapanışını yapamamıştım. Şimdi o videoma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama yeni bir günden. Dün Hollanda'da çok fazla çekim yapamamıştım dediğim gibi. Ama çekebildiğim kadarını sizlere çektim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi oğlanları tıraş ettirmem lazım. O yüzden onları bir kuaföre, berbere götüreceğim. Ondan sonra bir iki alışveriş merkezinde yine almam gereken şeyler var. Onları alacağım. Burada çöpümü de atayım. Alışveriş merkezinde birkaç işlerim var. Onları da halletmem lazım. Türkiye öncesi gerçekten vaktim de yaklaşıyor. O yüzden gitmeden yapmam gereken, halletmem gereken şeyleri halletmeye çalışıyorum. Evet Gülşen'e şöyle yazdık bakıyoruz. Şunu beğendik ben şu anda. Bu hoş duruyor. Şimdi bunun 34 numarasını bir deneyecek bakalım. Hem de %50 indirime gelmişti. Daşman'da bayağı bir indirim var. Bir de şunlar çok hoşumuza gitti. Oh, Ömer'i tıraş ettirdim ama bir kendi ettirmedim. Öyle onu ettirmedim. Şimdi üst kata gelelim. Benim telefonum şarj etmiyor. Ona mecbur orijinal bir Samsung şarj aleti almam lazım. Çünkü sahtesi aldım. Telefonu doldurmuyor maalesef. Şarj aletimi alayım buradan. Bir de piercing bakacağım. Çünkü bunu artık yaklaşık bir yıldır takıyorum. Yenisini alacağım şimdi bir de onların. Aa, vallahi hapşuruk yağmuruna tutuldum. Ömer Halis yapma oğlum. Neyse biz geldik. Hemen şöyle kısaca aldıklarımı göstereyim sizlere. Çok bir şey almadım. Dediğim gibi sadece ihtiyacım olan şeyleri almak için gitmiştim. Bir de çocukları tıraş ettirecektim. Onların tıraşları da yapıldı.
Tamam olsun, boşuna gel. Öyle hoşuma giden pijama takım bulamadım. Çok da fazla vaktim yoktu. Çok da fazla oyalanmak istemediydim. Sonra çocukların olmadığı bir zaman tekrar giderim diye düşündüm. Şarj aletini orijinal almam gerekiyordu. Orijinal Samsung şarj aleti aldım. Hem kafasını hem kablosunu. 19.99'da 20 euroydu. Ondan sonra tekrardan yine hastane için. Aslında evde hiç kullanmadığım güzel pembiş hamam havlusu olsun, yüz havlusu olsun hepsinden var bende. Takım olarak da var aslında. Ama görünce dayanamadım. Yine hastane için şöyle bir tane yüz havlusu aldım. Bakın. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Family'de. İndirimdeydiler bir de. Bunun bir de şöyle liflerini aldım. 2.49'du şöyle iki tane lif. Banyo için. Bunun maalesef hamam havlusu kalmamış ya da yoktu bilmiyorum. Hamam havlusu olarak da tekrardan yine şöyle 10 eurodan 7 euroya düşmüş. Şöyle çok güzel değil mi ama? Çok hoşuma gitti. Çok bayıldım. Çok beğendim. En büyüklerinden. Hamam havlusu aldım bir tane. Bir de Gülşen'in ayakkabılarını az getirsene. Ya da gel şöyle. Bunları aldık Daşman'dan. Ne kadardı bunlar? 13.60 bin öyle bir şeydi galiba. Kızım niye ayağını kaldırıyorsun? Daha yakından kaldırıyorum. Şöyle çok güzel. Yan dön. Böyle çok güzel. Tam yazdık. Aslında bir beden küçüğünü alabilirim ama o da çok dar geldi. O yüzden böyle aldım. Önden parmakları az bir şey olması da önemli değil. Ömer Halis. Az gel. Şeker almıştım. Şekeri dağıttı oraya. Saat henüz daha 3. Saat bayağı erken. Şimdi ne yapacağız? Evde çok ciddi bir şekilde çok büyük bir derin temizlik yapmam lazım. Ama onu ben yapmayacağım. Derin temizlik için önümüzdeki hafta büyük ihtimalle birini alacağım temizliğe. Kapılarım, camlarım falan silinmesi lazım. Gitmeden şu duvarı mutlaka bir boyamam lazım. Büyük ihtimalle yarın herhalde onu yaparım diye düşünüyorum. Yarın o duvarı boyarım. Ondan sonra şöyle ben genel temizlik yapacağım yarın. Ondan sonra artık çocukların gardıroplarına falan gireceğim. O yüzden şu an zaten hazırda iki tane videom var. Bir tanesi daha hala dedemin. Şimdi siz bunu izlediğinizde artık onu bayağı izlemiş geçmiş olacaksınız. Dedemle yaptığımız videonun 3. bölümü var. Bir de dün Hollanda'ya gitmiştim. Dün Hollanda'ya gittim ama bugün onun devamı, pardon. Ondan önceki günün çektiğim işte kahvaltısı, alışverişim falan vardı. O var aynen çarşamba günden. Yani düşün bayağı bir geriden geliyorum şu an. Yani iki tane hazırda. Aynen, hatta bununla birlikte 3 tane hazırda videom olmuş olacak. Yani o 3 gün içerisinde yarın artık video çekmem. Yarın video çekmem, çocukların gardıroplarının içine girerim. Komple bir gardıroplarını temizleyeceğim onların. Kendimkini halletmiştim ama onlarınkine henüz daha girmemiştim. Sürekli karışıyor. İnanılmaz derecede. Şu an yazdıklar, kırışıklar da karışık bir dolapta. Karışık derken hani dolabın hiç karışık değil de hani kıyafetler şey. Yani kışlıklar da var, tam kışlıklar da var, yazdıklar da var. Çocuklar şimdi ben İstanbul'dayken yine annemde kalacaklar. O yüzden onlara da valiz hazırlamam lazım bir yandan. Çünkü artık vaktim daraldı. Onların da artık şimdi evde böyle bir hafta 10 gün giyeceklerini, 10 gün yok artık. Giyeceklerini şöyle bir ayarlarım, bir kenara koyarım. Anneme götüreceklerini valizlerim onlarınkileri. Son güne bırakmak istemiyorum. Hiçbir şekilde son güne bırakmak istemiyorum. Şimdi bu havluları geçen aldığım pijama takımlarını hemen makine atacağım kısa programa. Bunlar da yıkansın. Bunları da son güne bırakmak istemiyorum. Giderken zaten çok fazla bir şey götürmeyeceğim. Bu sefer öyle hediyeydi falan öyle şeylerle de uğraşmayacağım. Çünkü gezme veya misafirlik için gitmiyorum. Öyle. Öyle yani. Ne yapalım? Şimdi yemek yapmam lazım. Saat 3-3.30 geliyor. Yemek yapayım. Henüz yemekte ne yapacağımı da karar vermedim. Bakacağız. Giriştim bile. Şuraya. Anne yandım. Şey yaptım. Kremalı tavukla
şehriyeli tavuğu birbirine karıştırdım. Az bir şey de tereyağı attım üzerine. Çorbamız hazır. Bir de köfte yoğurdum hemen eve gelir gelmez. Sulu köfte yaparım diye. Şöyle köfteleri az bir suda şöyle pişiriyorum. Çok az bir şey soğan koydum Mikael fark etmesin diye. Sulu köfte yapacağım. Şimdi köftelerim de minik minik. Ben bu arada sulu köfteyi böyle hayatta şöyle kocaman kocaman patatesli sevmem. Kocaman kocaman köfteli de sevmem. Böyle bu kadarcık yaparım. Bu küçüklükte. Şimdi aynen bu küçüklükte misket köftelerimi de yapacağım. Misket köfte. Onları hemen pişirip ondan sonra bunun içine ilave edeceğim. Bir bardak daha su ilave ederim. Çok fazla sulu sevmiyor çünkü benim çocuklar bunu. Hafif böyle bir koyumsu olması lazım. Şimdi hemen 2 dakika köftelerimi de yapayım. Ve sulu köftem de hazır. Bakın böyle minik minik bir bardak da su ilave ettim. Üzerine kaynar su. Şimdi bir 6-7 dakika bu şekilde böyle kapağını kapatıp bir tıkırdatayım. Şöyle suyuna patatesleri köftenin lezzeti de geçsin. Birbirine karışsın. Çorbamız zaten sıcak. Şimdi hemen şuraya bir de bir çoban salatası yapayım. Ondan sonra bahçeye inşallah masamı, soframı kuracağım. Artık yemeğimizi yeriz. Oy oy oy. Akşam yemeğimiz yendi. Güzel, ben bulaşıkları yıkadım. Tezgahımı sildim. Ocağımı sildim. Şu duvarı da komple sildim. Şimdi bir kahve vakti. Kız Cem'in bardağından kendime bir kahve yapayım. İkisi bir arada. Ondan sonra bahçeye terasa çıkalım. Ve artık kapanışımızı yapalım. Aslında dışarıda hava daha tam kararmadı. Ama ev tabii ki karanlık görünüyor.